Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eko Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Bir USDX QRP cihazıyla bir ICOM'un arasındaki farkı görüyorsunuz. O kadar çok büyük fark var ki, o kadar çok büyük bir fark var ki, yani şuradaki devrelerin hepsini düşünün. Bu çift emprimi telsiz cihazıdır. Yani bir altı bir üstü falan vardır. Bakın board'u görüyor musunuz? Dehşet bir board yani bu cihaz. 2000 yapımı bir cihazdır. Yani 2000 senesinde siz bir QRP cihazından beklediğiniz şeyi, yani mutlaka bir beklentiniz vardır. Bir ana cihazdan aldığınız gücü bunda alamazsınız. Yani bu bir QRP cihazının blok diyagramıyla, bakın şimdi buradaki transistör veya entegre sayısına bakın, bir de buna bakın, yani dağlar kadar fark var arkadaşlar. Bakın, çift emprime bir burada var, bir de burada var. İki emprimedir yani bu. Yani size demek istediğim şu: bu cihaz 2000 senesinin cihazı, bu daha yeni nesil gibi görünse bile bir QRP cihazı, bir ana cihaz gibi, yani bir telsiz cihazı gibi hareket edemez. Şöyle söyleyeyim, ana cihaz hepsi eder, doğru. Ama bu bir marka cihaz değil. Yani bir el yapımı bir cihaz. Bu el yapımı cihazla fabrikasyon bir cihaz arasında dağlar kadar fark var. Onu size söylemek istedim. Yani şimdi bu cihazın bir telsiz dalgasını modüle etmesi, SSB'yi modüle etmesi, bakın burada ara frekans trafoları var. Sizin QRP cihazınızda birçok entegre var. Yani burada yapılan modülasyon olayını kalkıp bir ucuz yolla yaptığınız bir cihaz bunu aynı şekilde yapamaz. O yüzden size yani elinizde mümkünse, para varsa gerçek bir cihaz almanızı tavsiye ederim. Elbette ki markalı olmasını, ICOM, YAESU ya da Kenwood almanızı tavsiye ederim. Ama paranız yoksa, ama ya da çok paranız varsa, gidersiniz bir USDX parası yani ayırırsınız kenarda, alırsınız bir tane QRP cihazı. Ama bundaki yani alacağınız verimi bu makinede beklemeyin. Yani bu makine elbette ki daha iyi bir alış, yani alma ve daha iyi bir gönderme yapacaktır. Daha fazla fonksiyonu. Bu renkli görünebilir, işte dijital görünebilir, doğrudur. Ama siz bir 706 ile YAESU, hatta en kötü bir YAESU'yla QRP cihazını denk tutmayın. Benden söylemesi. Çünkü o cihazlar gerçek birer tane radyodur, gerçek birer telsiz cihazıdır. Siz bandırılmış, koklatılmış, yani idarelik bir telsiz sahibi oluyorsunuz. USDX veya ucuz yollu baktığınız zaman. Yani bunun alımıyla, şimdi bunun bir alım kat sayısı var. Şöyle söyleyeyim. Diyelim bir anten koydunuz, yaptınız. O anteni QRP cihazının, yani ucuz yollusunun antenini bir aldınız, koydunuz. O antenin ne yapacağını, yani bir birim alıyorsanız bunda 3 birim alırsınız. Anladınız mı? Yani alması da farklıdır, göndermesi de farklıdır. Bunda kesintiler olabilir ama bunda kesintiler olmaz. Yani ısındığı zaman bu değişmez ama USDX cihazınız ısındığı zaman kayabilir. Her şey olabilir. Burada bir koruma söz konusu değil. Yani bazı şeyler var ki size anlatamadığım. İnsanlar tabii ki elindeki cihazla yetinmek zorunda. O yüzden de size söyleyeceğim. QRP cihazlarınız yani büyük bir cihaz gibi değil. Vardır. Mesela YAESU'nun kendi fabrikasyon cihazları mükemmeldir. Ona bir lafım yok. Veya işte Kenwood'un olsun, ICOM'un olsun yeni nesil QRP cihazı, ama bunlar fabrikasyon cihazlardır. Ya şimdi el yapımı cihazların bizim niyetimiz ne? Ucuza mal etmek. İşte bunu ben yaptım. Telsiz amatör, amatör telsizci olmak. Bütün ortada olan ben amatörüm arkadaş diyebilmek.
O sebepten dolayı benim size hani karşılaştırma şey göstermem. Aga bu şey SSB'yi modüle edemez, edemiyor kolay. Yani bundan çıkan ses o öyle sizin yani ben ana cihaz gibi olamaz, olmuyor. Yani bir mikrofonla buradan çıkış yaptığınız zaman gidin başka bir sitenin modülasyon çıkışında göreceksiniz ki QRP cihazı aslında öyle gümbür gümbür ses gelmiyormuş yani. Modüle edemiyor. Modüle edemiyor sesi. Ha, FT8 veya Morse'a yarayabilir. Çünkü bir osilatörden bahsediyoruz. Frekansı istediği gibi oynayabilir. Ha, ileride belki daha güzel olacaklar. Ama şu an için daha iyi bir entegre bulunana kadar büyük cihazlar, ya markalı cihazlar gerçekten mecburen tercih edeceğimiz cihazlar olmaktan çıkmamalı. Ama paranız yoksa elbette ki bir QRP ile başlamak gerekir. Benim size söyleyeceğim bu. Hani aralarındaki farkı anlamak istiyorsun. Yani şimdi adam diyor ki yani benim cihazım her şeyi yapıyor. Ama yapıyor mu? Yani bu bir tabii muamma. Yani ortada kalmış. Size yaptığını gösteriyor. Yapmadığını göstermiyor şimdi. Yani ben de size şunu söylemek istiyorum ki yani bir FT747 1978 senesine ait bir cihazdır. 1978 senesine ait bir cihazın yaptığı işi USDX cihazı yapamaz. Ha, dijitaldir ama bilmem nedir, filtre koymuştur. Hepsi yalan. Orada ufak tefek sesle şunla bununla oynamalar işte bilmem. Ama o Morse çözüyor. Ya Morse çözer. Ama aynı şeyi yapamazlar. Yani bak, FT747, 757 cihazlar, yayosular 13-15 bin liradan satılıyor. Bu adamlar 1978 senesinde de 1500-2000 dolardı. 500 dolara düşmüş. Yani şimdi biraz akıl var, mantık var. Bu cihaz da 5000 liralık bir cihaz. Ha, 5000 lira ne yapar? İşte diyelim 200 dolar yapar. Şimdi 200 dolarlık cihazla 500, adam biliyor onu. O 15 bin liraya ve 13 bin liraya satacak olan adam onu biliyor. Yani ya ama bu daha ucuz satsa olsa olmaz. Şimdi bazı şeyler var. Ya bu telsiz cihazları neden pahalıdır? Onu ayrı bir konuda konuşalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.